Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve de mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vişneli ayva tatlısı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ayva tatlısı yapacağız. 3 adet ayvam var. Bunları güzelce yıkadım ve şimdi soyacağım. Soyduğum kabuklarını da atmayacağım. Tencerenin dibine koyacağım. Arkadaşlar kabuklarını soydum. Şu sert kısmını alacağım ve içini bu şekilde çekirdeklerini çıkartacağım. Çekirdeklerini de atmayacağım. Tencerenin dibine koyacağım. Hem rengini güzel ediyor hem de daha böyle jelimsi oluyor. Lezzet veriyor. Onun için atmayacağım. Şimdi soyduğum ayvaları bir kaseye limon sıktım, su içine bırakacağım ki kararmasın diye. Üç ayvayı da bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar şimdi soyduğumuz ayvaların kabuklarını tencerenin dibine yerleştiriyorum. Üzerlerine limonlu suda beklettiğim ayvaları şu şekilde dizeceğim. Şimdi 6 kahve fincanı toz şekerimiz var. Eğer siz daha biraz daha tatlı olmasını istiyorsanız 7 fincan kahve fincanı ile de koyabilirsiniz. Tüm ayvaların üzerine 6 kahve fincanının toz şekeri eşit bir şekilde döküyorum. Ama bence 6 kahve fincanı şeker de yeterli geliyor. Şimdi ayvaların içinden çıkan çekirdeklerini de ilave ediyorum. Bir kasede vişnem var. Ben buzluktan çıkarttım. Eğer sizler isterseniz nar da koyabilirsiniz. Ama vişne hem mayhoşluk ve rengini çok güzel ediyor. Tavsiye ederim. Eğer sizin de evinizde varsa vişne koymanızı tavsiye ederim. Şimdi bir su bardağı da su, bunu da ilave edip ocağa geçiyorum. Arkadaşlar ocağı aldım. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde piştikten sonra ters tarafını çevireceğim. Biraz da o tarafta pişireceğim. Şimdi kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte pişireceğim. Arkadaşlar şimdi teker teker ters çevireceğim. Biraz da bu tarafları piştikten sonra tekrar öbür tarafını çevireceğim. Kısık ateşte pişiriyorum. Arkadaşlar şimdi ayvaları
ters tarafını çeviriyorum. Bakın bu tarafları pişti. Biraz da öbür tarafı piştikten sonra ocağın altını kapatacağım. Şimdi hem vişnelerden ve hem de suyundan birer yemek kaşığı içlerine dolduruyorum ki daha da kırmızı olsun diye. Biraz daha pişsin. Arkadaşlar, ayvalarımız pişti. Çatal geçiyor. Şimdi ocağın altını kapatıp soğuması için bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ayvalarımız pişti. Servis tabağına aldım. Şimdi üzerlerine birer kaşık kaymak. Güzel oldu mu Eymen? Çok mu güzel oldu? Çok güzel oldu. Yiyecek misin? Yemeyecek misin? Neden? Ama çok güzel oldu diyorsun. Arkadaşlar, isterseniz üzerlerine toz fıstık veya ceviz de dökebilirsiniz. Tatlı olmuş. Ben bunu çok sevdim. Efendim? Bunu çok sevdim. Bunu çok mu sevdin? Tamam, ben sana bundan vereceğim, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, tabağa koyup bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Anana. Bakın, yumuşacık oldu. Anana, bak. Hepinize de tavsiye ederim. Evet, bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler. Anne.